Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Cisco Virtual Router ve Cisco Virtual Switch kurulumunu yapacağız. İlk olarak IVNC SSH ile bağlanarak bir tane klasör oluşturacağız. Bu klasörü oluşturduktan sonra indirdiğimiz Virtual IOS'u SFTP aracılığıyla bu klasörün içine yükleyeceğiz. Gireceğimiz komutları Notepad'e yazdım. Notepad'den kopyalayıp yapıştıracağız. İlk önce bir tane klasör ismi oluşturuyoruz klasör ismi oluştururken klasörün isminin virtual ios Tire ile başlaması gerekiyor. Buradan sonrası önemli değil ama baş tarafının virtual ios Tire olarak başlaması gerekiyor. Öncelikle root dizine geçelim. Root dizine geçtikten sonra buradaki komutumuzu kopyalıyorum. Bu klasörü oluşturduktan sonra sftp programıyla ivng'ye bağlanacağız ve bu klasörün içine virtual ios'u kopyalayacağız. Bizim yükleyeceğimiz dosyamız bu. Biraz önce oluşturduğumuz klasörün içine yükleyeceğiz. Şuradan kopyalıyorum arkadaşlar. Oluşturduğumuz klasöre gideceğim. Buradan oluşturduğumuz klasöre gidelim. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi buraya klasöre geldikten sonra buradaki virtual router iOS'umuzu buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyalama işlemi şu an %26'da. Şimdi gördüğünüz gibi kopyalama işlemi tamamlandı. SFTP sunucusunda işlemimiz bitti. Şimdi tekrar SSH bağlantımıza gelelim ve kopyaladığımız dosyayı kontrol edelim. Gireceğimiz komutları bu Notepad dosyasına yazdım. Bu Notepad dosyasında bu videonun altına ekleyeceğim. Bu videonun altından indirebilirsiniz. Şimdi de klasörün altına geçelim. Klasörün altına geçtikten sonra ls yazıyorum. ls yazdığım zaman burada yüklediğimiz imajı görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu imajı buraya yükledikten sonra bu imajın ismini değiştireceğiz. İsmini değiştirmek için kullanacağımız komut da bu arkadaşlar. Şimdi tekrar bir ls diyelim. Şimdi ls dediğimizde buradaki yüklediğimiz imajın ismini değiştiğini görebilirsiniz. Şimdi dosyanın ismini de değiştirdikten sonra tek yapmamız gereken dosyaya izinler vermek. Hemen komutumuzu kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar virtual router iOS'u artık ivenciye yükledik. Şimdi gidip ivenciyi açıp artık router'umuzu kullanabiliriz. Kullanıcı adımız admin, password'ü de ev. Natif konsolu seçiyorum. Natif konsolu seçtiğiniz zaman default'ta putuyu kullanır arkadaşlar. Eğer Mac kullanıyorsanız i terminal ile bağlanabilirsiniz. Eğer HTTP'yi seçerseniz de burada cihazlara bağlanacağınız zaman web browser üzerinden erişim sağlamış olursunuz. Biz natif konsolu seçerek devam edelim. Hemen buradan yeni bir lab oluşturalım. Save diyorum. Sağ tıklayarak buradan yeni bir node ekliyorum. Virtual iOS yazdığımda burada router'u görebilirsiniz. Burada kaç tane ekleyeceğinizi belirtebilirsiniz. Örnek iki tane ekleyebilirsiniz. Burada ismini belirtebilirsiniz. Ayşe'ye geliyorum. Save diyorum. Gördüğünüz gibi hemen iki tane router ekledi. Hemen buradaki router'umuzu çalıştıralım. Sağ tıklıyorum. Start diyorum. Üzerine bir defa tıkladığınız zaman terminal programını açmak için izin istiyor. Ben Secure CRT kullanıyorum. Onun için burada Secure açıyor. Şu an router'umuz açılıyor. Şimdi router'umuz açıldı. Burada no diyerek devam edelim. Şimdi bu açılırken biz virtual switch'imizi de yükleyelim arkadaşlar. Hemen notepad'imizi açalım. Yine ilk olarak bir tane klasör oluşturmamız gerekiyor. Hemen komutumuzu kopyalayalım ve klasörümüzü oluşturalım. SSH üzerinden ivenciye bağlanıyoruz. Root klasöre gelelim. Klasörümüzü oluşturduk. Klasörümüzü oluşturduktan sonra SFTP programı aracılığıyla Virtual Switch IOS'umuzu ivenci içerisine yükleyeceğiz. Hemen bunu da kopyalayayım. Şimdi SFTP programını açıyorum. SFTP programını açtıktan sonra buraya klasörümüzün yerini belirtiyorum. Klasörümüzün yerini belirttikten sonra klasörümüze giriş yapmış olduk. Şimdi buradaki switch IOS'umuzu da buraya kopyalıyorum. Yükleme işlemimiz bitti. Şimdi klasörün içerisini kontrol edelim. Öncelikle QM klasörünün içerisine giriyorum. Oradan da klasörümüzü açıyorum. LS dediğimiz zaman klasörün içerisine virtual IOS'un yüklendiğini görebilirsiniz. Şimdi bizim bu yüklediğimiz virtual IOS'un da ismini değiştireceğiz. Arkadaşlar burada klasör ismini oluştururken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Virtual IOS layer 2 tire olarak yazmanız gerekiyor. Şimdi buradaki virtual IOS'umuzun ismini değiştirelim. Eksik kopyaladık arkadaşlar. Şöyle kopyalayalım düzen. Şöyle evet şimdi tam oldu. Şimdi tekrar yapıştırıyorum. Şimdi enter diyorum ls diyerek kontrol ettiğimizde yüklemiş olduğumuz imajın ismini değiştiğini görebilirsiniz. Artık Cisco Virtual Switch'imizi de yüklemiş olduk. Şimdi event'i tarafında bir tane de switch ekleyerek onu da açıp kontrol edelim. Hemen burada sağ tıklıyorum. Node diyorum. Switch diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar pasif. Bu aktif. Yüklediğimiz için aktif oldu. Save diyorum. Hemen buna da start diyorum. Üzerine tıkladığımız zaman Secure CRT ile açıyorum. Burada switch'imiz açılıyor. Router'umuza bakalım. Router'umuz açılmış. Show version diyelim. Show version dediğimiz zaman cihazımızın versiyonunu gösteriyor. Virtual iOS olduğunu görebilirsiniz. Advanced Enterprise iOS olduğunu görebilirsiniz. Versiyonumuz da 15.7 arkadaşlar. Şimdilik bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.